Bugünkü konuğumuz Operatör Doktor Ali Metin Kelep, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Bugün kendisine izleyicilerimizin bize sorduğu çok önemli bir soruyu soracağız. Hamilelikte yaptırmamız gereken aşı var mı? Hamilelikte hangi aşıları yaptırabiliriz? Hangi aşıları yaptıramayız? Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hamilelikte hangi aşıları yaptırabiliriz? Yaptırmamız gereken aşılar var mı? Yaptırmamamız gereken aşılar var mı? Evet. Hamilelikte aşı yaptırmamız gereken aşılar var tabii ki. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, canlı virüs aşılarını yaptırmayacağız. Yaptıracağımız aşılar cansız aşılar olacak. Bunlardan bir tanesi tetanoz aşısı. Özellikle 20. haftadan sonra bir ay arayla 2 doz şeklinde tetanoz aşısı. Bunun totali 5 doz ama gebelik 9 ay içerisinde ilk 2 dozu gebeliğin içerisine denk geliyor. Daha sonra sağlık ocağının takibiyle 5 doza tamamlanarak yaklaşık bir 10 yıl kadar bağışıklık sağlıyor. Gebelikte tetanoz aşısının dışında eğer bir kuduz şüpheli bir hayvanla temas olduysa kuduz aşısı da rahatlıkla yapılabilen aşılardan. Bunların dışındaki aşıları genelde çok önermiyoruz ama mecbur kalındığı zaman yapılabilecek aşılardır. Canlı virüs aşılarından özellikle kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, boğmaca gibi canlı virüs aşılarından mutlaka uzak durmalıyız. Hatta bu aşıları olduktan sonra 3 ay içerisinde hamile kalındıysa o da bebekte özellikle santral sinir sisteminde sıkıntı yaratabileceğini hatırda tutmalıyız. Çok önemli bir konu. Hepatit B için ne diyorsunuz? Hepatit B aşısı yapılabilir ama özellikle hepatit B annede varsa doğar doğmaz bebeğin annenin çocuğuna mutlaka hepatit B aşısı yapılması lazım. Şimdi bütün toplumda zaten doğar doğmaz evet. Yapıyoruz. Evet. Son bir soru sorayım hocam bu konuyla ilgili. Tetanoz aşısı yaptırmak istemiyorum diye anne niye öneriyoruz? Tetanoz aşısı yaptırmak yani istemiyorum. Pastı çiviyle ilişkilendirildiği için soruyorum. Evet yani yaptırmak istemiyorum diyorsa yapacağımız çok bir şey yok ama hijyene dikkat edecek ama bunu yaptırmasının bebeğe bir zararı yok, hamileliğe de bir zararı yok. Sağlık Bakanlığı'nın da rutin uygulama programında. Gebelik sırasında tetanoz riski var. Gebelik doğum sırasında kesme, tabii. Dikme, kan. Tabii kesinlikle. Öneriyoruz yani. Evet, evet. Aynen. Çok teşekkür ederim hocam vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için. Operatör Doktor Ali Metin Celep hocamızla birlikteydik. Gebelikte yapılması gereken aşılarla ilgili değerli bilgilerini aldık. Bir sonraki bir doktorda görüşünceye dek hoşçakalın efendim.